Bir de o kadar şeyin arasına, dar alanın içerisine paletler, kasalar, ıvırlar, zıvırlar. Bak kaynak yapıyordu son anda. Sen kırmızıda bekleyeceksin abi. Kusura bakma, bir uyanık sendeyiz. Şu andaki yakıt tüketimim ne kadar biliyor musunuz? Şu sağ. Evet. Değil mi? Burada tartışacağız yani bu arkadaşlarla. Bana bakıyorlar. Burası... Allah, motor freni de tutmuyor. Çok sıkıntı ya. Vallahi çok sıkıntı. Ben geçebilir miyim ben yanına? Yok, araba geçmez burada. Bir şey olsa bir seslenirler gibi mi geliyor? O gidiyor mu abi? Buraya park etsen arabaya dönemez. Yani depo var, park yeri yok. Kayıt yaptırmamız için durmamız gerekiyor. Başka bir yere gidemiyoruz. Çekiyor ya. Aslan ya. Vallahi aslan. Ne gülüyorsun? Hadi geç bakalım. Günaydın. Günaydın Deren. Beni sevmiyor herhalde ya bu kız. Seviyor ya. Niye sevmesin? Selam ver. Günaydın dedin mi abiye? Hadi yürü kıvırcık. Ben yüzü düştüm, yürü olsun. Kolay gelsin kardeşim. Sabah sabah. Sabah sabah. Ha? Yoğurt mu alsak buradan acaba çilekle? Ne dersin? El salı bir de. Al bakalım. Arkadaşların yer mi bundan? Çikolatalı. Tam çikolatalısından alalım abi. Bunlar karışık. Şu üçlüyü alalım. 4, 8, 12. Kaç çocuk var acaba? Şunları bırakalım. 16, 20. Aa bak, burada bir tane daha var. Ama şeyi almayacağız. O karışık olan vardı ya. Sadece beyaz da vardı onun içinde. 2 tane vardı. Heh, İkisini çıkarayım mı? Aynen. İkisini çıkar, sadece çikolatalı yesin. Sağ ol. Deren Hanım'ın arkadaşlarına ne alıyoruz? Çok yaşa hediye alıyoruz. Bunları da yerine koyalım. Şöyle bırakayım. Hadi bakalım. Gel. Gel bakalım. Bunları arkadaşlarınla beraber yiyorsun, tamam mı? Hadi. El salla bir de. Bana el salla bir de. Hadi gel. Evet arkadaşlar. Ağlamaklı bir ayrılığın ardından şimdi aracımıza doğru ilerliyoruz. Hepinize yepyeni bir videodan merhabalar. Buraya da millet bahçesi yapıyorlar. Bitmek üzere. Onlar bitiriyorlar ama biz de bitmek üzereyiz. Şu yolların halini görüyorsunuz. Gerçi bura hep böyleydi ama millet bahçesinin buraya açılmasıyla beraber inşallah bu yolları da düzeltecekler arkadaşlar. Aracım yüklü şu anda. Esenyurt'ta hatırlar mısınız bilmem ama girişi dar olan bir market vardı. Oraya gideceğiz. Normalde oraya yük götürmüyorum. Yani yük çıktığı zaman almıyorum oraya. Ama geçen bir boşluğuma geldi. Arkadaşlardan iş rica ettik. Şurası var dediler. Tamam dedim, yaz. Sonra yolda giderken böyle birden neresiydi diye düşünürken benim jeton düştü. Artık işi de almış bulunduk. Yani geri vermek olmazdı. Ayıp olurdu. O yüzden bugün eski günleri yad edeceğiz bakalım. Böyle bir gidelim, aracımızı çalıştıralım güzelce. Oğlum, ne haber? Sana dedim, sana, arkana bakma. Ne haber? He? Günaydın. Çok seviyorum bu köpeği ya. Her geldiğimde yanıma gelir. Yanımda bir şeyler falan varsa veririm. Yoksa veremiyorum maalesef. Aslan da burada. Şunu bir çalıştıralım. Havalarını dolduralım.
Nasıl yerler? Siz şuraya. Abi olmadı, niye girmedim buraya? Takılmış. Bunları oraya attıktan sonra. Şöyle sabah sabah bir soğuk marş yapalım değil mi arkadaşlar? Marşımızı basalım. Binemedim. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Basıyorum marşı. Canavar ya. Tek marşta aldı. Var mı bir problem? Burada yok. Burada yok. Arkada var mı? Burada da yok çok şükür. Şu poşet var ya, şu poşet. Her seferinde dışarıya çıkıyor. Aklımı aldı bu bir kere benim. Bir ara bu arkadaş akşamüstü şu yan kedi gözlerinin üzerine geliyor. Tabi ışık buna vurunca bu da yansıyor, böyle sürekli sallanıyor. Ama sarı bir şekilde sallanıyor. Gece yolda gidiyorum, böyle aynaya bir baktım, bir şey sallanıyor. Ateş sandım. Hadi eyvah dedim, araba yanıyor. Hemen apar topar böyle bir yere çektim. İndim, baktım ki poşet. Ama aklım gitmişti yani ben. Hayatımda hiç böyle korkmamıştım arkadaşlar. Elim ayağım birbirine dolandı. Ne yapacağımı şaşırdım yani. O da öyle bir anı. Kızın pudinginden de bir tane ben çarptım. Birazdan yiyeceğim onu. Şurayı bir toparlayayım, hemen geliyorum. Bir de sabahları şu tüpün havasını biraz alıyorum ki içinde su falan varsa çıksın diye. Şu arkadakinden de alalım. Çünkü şey yapıyor bu. Su falan oluyor içinde bazen. Eyvah. Şu anlık temiz. Onu böyle arada bir kontrol etmeniz gerekiyor ki kışın vesaire falan donma yapmasın. Bir de sisteminizde su olmasın. Yoksa kaldırmalarda, indirmelerde falan sistem çok ağır işler. Bazen hiç kaldırmayabilir körüklerimiz. Burada ufak bir bilgi olarak paylaşmış olayım sizinle. Oh, hadi bismillah. Arabamızı çok tatlı ısıttık arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş kazasız belasız çıkacağız inşallah, bakalım. Bir ilerleyelim. Bura çok yamuk. Bura çok yamuk. Çok yamuk, çok yamuk, çok yamuk. Sal. Sal, fren yok. Yani oralarda oyalandığınız zaman arka tarafta araba çok esniyor. O yüzden bir an önce salıp çıkmanız gerekiyor. Hava bugün biraz kapalı arkadaşlar. Sanki şöyle bir yağmur havası var gibi. Yağacak yani, belli. Çok hayra alamet bir hava değil. O yüzden bir an önce gidelim, şurayı indirelim. Çünkü girişi vesairesi falan bayağı dik arkadaşlar. Yani bayağı uçurum gibi bir yer. İşin içine bir de yağmur girerse orada sıkıntıya düşebiliriz. Çok geç kaldım. Normalde şu saatte benim, yani saat şu anda 8.30. Oraya varış süremin üzerinden yarım saat geçmesi gerekiyordu ama ben hala buralardayım. Kalkamadım sabah. Çok aşırı bir yorgunluğum vardı. Ondan dolayı maalesef geç kaldık.
8'de orada olmam gerekiyordu. Saat şu anda 8.30. Bugün indirsinler de problem yok. Ben ona göre yaptım planımı zaten. Hani bugün akşama kadar bekleyebilirim orada. Yarına sarkmasın ama. Yarına sarkarsa olmaz. Bugün cuma. Bir iş atıp bir iş almam lazım. Ona göre plan program yaptım yani. İnşallah bir aksilik çıkmazsa o şekilde ilerleyeceğiz. Ben burada bir kapatayım arkadaşlar videoyu. Çünkü burası bir bayağı bir rampalı. İnip çıkacağız vesaire falan. Markete yaklaştığımızda tekrar videoya devam ederim. Hem siz böyle ağır ağır sıkılmamış olursunuz. İşte sabah erken çıkmamanın zararları arkadaşlar. Bir erken çıkmadınız mı? Normalde yolum bu taraf ama burayı kullanmıyorum. Sizin de aklınızda olsun. Eğer bu taraflara gelirseniz ve Esenyurt tarafına giderseniz bu yolu kullanmayın abi. Şuradan bir kelebek yapın. Şimdi bakın oradaki bütün arabalara neredeyse 40 dakika 45 dakika takacağım. O yüzden o yolu kullanmayı temelli bıraktım. Yani Kuzey Marmara'dan gelip eğer Malof'un önünden geçip Esenyurt, Hadımköy tarafına gidecekseniz oradan girmeyin abi. Direkt devam edin. Buradaki köprünün altından hemen şuradan sağa dönüyorsunuz. Hemen bir kelebek yapıp direkt Mahmut Bey'desiniz. Yani o Malof'un önündeki sıkışık yolu beklemenize gerek yok. Bu da ufak bir bilgi olsun. Bilgi 2. Birisinin belki işine yarar. Şimdi gelelim biz asıl konumuza arkadaşlar. Tam yeri ve zamanı olduğunu düşündüğüm bir yerde konuya giriş yapayım dedim. Yaklaşık bu videoyu 2 videodur çekmeye çalışıyordum ama bir türlü çekemiyordum. Çünkü hep bir aksi gitti işler. Zorla girmeye çalışıyor da ona bakıyorum. Bir yere takmasın, vurmasın diye. İşler hep aksi gitti. Tam videoya giriş yapacağız, konuya giriş yapacağız. Böyle hareketli sahneler yaşadık geçenki videolarda. O yüzden videoya bir türlü giremedik. Daha böyle sessiz, sakin, ortamına uygun bir yerde videoyu yapmak istedim. Ne yapmak istedim? Size gelecek hakkındaki planlarımdan biraz böyle ufak ufak bahsedeyim dedim. Çünkü bu konu biraz soruluyor. Bazı kısmı soruluyor, bazıları sorulmuyor. Ben öncelikle bu bahsedilen kısımla konuya bir giriş yapayım. Ondan sonrası herhalde akar gider. Ama şuradaki sahneleri unutmayın. Şu karşıdaki trafiği, benim şu anda olduğum trafiği unutmayın. Konu oraya da gelecek. En çok sorulan soru şu arkadaşlar. Araba mevzusu, yani ne alacaksın, ne zaman arabayı sıfırlayacaksın veya bu arabayı satmayı düşünüyor musun gibi bir sürü sorular geliyor Instagram üzerinden. Bu arada Instagram'dan takip etmeyenler varsa şuraya bir yere linkini bırakıyorum veya videonun içerisinde bir yerde çıkar mutlaka. Oradan takip ederseniz sevinirim. Sorularınızı olabildiğince oradan cevaplamaya çalışıyorum. Şimdi bu araba konusunda arkadaşlar, giriş seviyesi olarak bütçe el verdiği kadar bir araç almaya çalıştım. Volvo aldım. Memnun muyum Volvo'dan? Volvo'dan memnunum ama beklenmedik. Yani hiç aklımda olmayan çokça sıkıntılar çıkardı ve bunlarla bayağı bir uğraştım ben. Yani bu beni aslında biraz ileriye attı. Planladığım zaman içerisinde yapacaklarımı yapamadım. Yani zaman daha ileriye aktı. O yüzden Volvo kullanıyorum. Şu anda memnunum. Bir sıkıntısı yok. Çok şükür. Kazası belası gidip geliyoruz. Ufak tefek şeyler de çıkıyor. Büyük şeyler de çıkıyor. Çoğunu hallettik biliyorsunuz. Kompresör yedik. Yaklaşık 18 bin lira falan kompresöre para harcadık. Geçen şarj dinamosu bozuldu. Akü lambası yandı. Yaklaşık bir 14 bin lira ona verdik. Ivırı zıvırı, körükleri mörükleri, cartı cürtü derken biraz bu arabaya açıkçası masraf yaptım. Bu şekilde kullanacak mıyım? Hayır. Yani yapılmıştır, edilmiştir. Kullan, devam et. Hani bir şey kalmadı diyorlar ama ben bir tık daha böyle üste çıkmanın derdindeyim. Hep böyle üste çıkmanın derdindeyim. Olduğum yerde saymak istemiyorum arkadaşlar. O yüzden bu araçtan sonra yani ufak tefek borçlarım var. Ufak tefek de değil aslında ama biraz borçlarım var. Borçlarım bittikten sonra, geç abi, aracımı değiştireceğim. Aracımı neyle değiştireceğim?
Çoğu kişi hani sıfır bir araca geçmemi bekliyor ama bu biraz ütopik olacak benim için. Çünkü yani bu segmentten direkt sıfır bir araca geçmem imkansız. Aslında imkan var, geçilebilir ama yani o kadar borcun altına girebilir miyim şu piyasada? Açıkçası güvenemiyorum. Kendime değil yani, piyasaya güvenmiyorum. Piyasaya güvenmediğim için de çok çok daha böyle orta segment bir modele gireceğim. Aklımda yani, onu mutlaka yapacağım. Şu anda 2005 model araç var altımda. Bunu 2011-2012'ye çekeceğim. Ondan sonraki aşamada da bir tık böyle yüksele gideceğim. Planlarım o şekilde. Bir anda yükselirsem hiç belli olmaz yani arkadaşlar. Piyasa çok kötü. Yani bazen iyi, bazen kötü. O işte belirsizlik var ya, o insanı çok tereddütte bırakıyor. Şimdi ödemeleriniz olacak. İllaki yüksek ödemeleriniz olacak. Açıkçası ben ona cesaret edemiyorum. Daha böyle orta halli. Bunun üzerine biraz daha koyabileceğim 2011-2012 bir araç alacağım. Araç ne alacağım? Onu da söyleyeyim size. Sıfır olursa ne tercih edeceğim? Belki bir fırsat olur. Bir yerden bir miras falan kalırsa sıfır araç olarak ne tercih edeceğim? İkinci el olarak ne tercih edeceğim? Şimdi bundan sonraki ikinci el aracımı ben muhtemelen arkadaşlar kafamda ölçtüm, biçtim. Yani aksi bir durum olmazsa MAN tercih ediyorum. Yani MAN'ı tercih edeceğim. Bir tane 18-440 böyle temiz, ellenmemiş, sahibinden düşük kilometreli bir araç bulabilirsem bir MAN istiyorum arkadaşlar. Çoğu kişi MAN'a bulaşma diyorlar ama bilmiyorum yani, şu ışığı bir yakayım. Herkes bir şey söylüyor abi. Şimdi farklı farklı araçlar için de aynı şeyleri söylüyorlar. Yok onu alma, yok bunu alma. Bunu söylüyorum, bunun hakkında fikir danışıyorum. Yani farklı bir marka hakkında fikir danışıyorum. Yok onu alma. Herkes bir arabaya bir leke yapıştırıyor yani. Bu konuyu ben kafamda sildim. İstediğim aracı alacağım abi. MAN'ı alacağım. Özellikle gittiğim yerlerde soruyorum. Hani nedir, ne değildir? Kullanıyor musunuz? Sıkıntı var mı? Problem var mı? Çoğu kişi araçtan memnun. Hiçbir problem yok. Ya illaki ufak tefek sıkıntıları var. Bütün araçlar sıkıntı çıkaracaktır arkadaşlar. Ama burada işte tercih ettiğiniz ve aldığınız aracın iyi olması gerekiyor. O konuda da yeteri kadar tecrübe sahibi olduğumu düşünüyorum artık. Yani bir araç alınırken nelere bakılması gerekiyor, ne yapılması gerekiyor, o konuya artık çok çok iyi bir şekilde hakimim arkadaşlar. Yani bir dahaki alacağım araçta herhalde muhtemelen bu tarz sorunlarla çok fazla karşılaşmayacağım. Yani olabildiğince masrafsız bir araç alacağım. Yani MAN. İnşallah MAN alacağız arkadaşlar. Aksi bir durum olmazsa, dediğim gibi. İş sıfır noktasına gelirse, yani sıfır araç noktasına gelirse de çoğu kişi yazıyor işte Scania yakışır, Volvo yakışır, ne bileyim bir Mercedes yakışır. Bu bahsedilen araçların sıfır fiyatları çok ütopik rakamlar arkadaşlar. Yani bugün bir Volvo'nun, Volvo ile devam et, Volvo sana yakıştı diyorlar ama bugün sıfır bir Volvo'nun herhalde fiyatı 5-6 milyon civarlarında falan bir paradır. Yani ben aracımı sattığım zaman herhalde böyle o paraları yakalayamam. Yani üstüne bir 2 kat falan da, 3 hatta 2,5 kat falan para koyacağım ki o aracı alabileyim. O yüzden o tarz ütopik araçlara ben şu anda şey bakmıyorum, yani ulaşılabilir bakmıyorum. Bir de ben biraz şu kafadayım. Fiyat performans aracı olarak hangisi benim işimi görüyorsa, yani ben bir tane Volvo alacağıma örnek veriyorum veya Scania alacağıma giderim abi, o parayla iki tane araba alırım. Ticaretimi o şekilde yaparım yani. Ben o açıdan bakıyorum. Yani sıfır araba olursa da dediğim gibi fiyat performans arabası olarak şu an piyasada en uygun, problemsiz, sıkıntısız çalışan iki tane bildiğim araç var. Bunlardan biri Iveco. Iveco aklımda. Biri de Ford arkadaşlar. Yani Ford ile Iveco arasında eğer ki çok böyle işler yolunda giderse, işler istediğim gibi giderse, gerekli birikimi yaparsam o sırada belki o sırada belki MAN'ı da almış olurum. Hani baktım sermayemi biriktiriyorum, MAN'ı satıp sıfır arabaya kısa süre içerisinde geçebilirim. Ama aklımda iki tane araç var. Yani benim şu an ulaşabileceğim, ulaşılabilir gözüken bir
Iveco var, bir de Ford var arkadaşlar. Yani öyle bir durum olursa bu iki araç arasında gidip geleceğim. Ne dedik? MAN dedik, Iveco dedik, Ford dedik. Ha, MAN olmazsa, temiz bir MAN bulamazsam bu sefer Mercedes'e kayacağım. İkinci elde Mercedes'e kayacağım. Aksor olmayacak bu tabii ki. Aksor almayacağım. Temiz bir 18-44 bulabilirsem yüksek kabin, bir tane yüksek kabin 18-44 alabilirim. O da benim şeyimde, yani ikinci planlarım arasında. O da olmadı. Renault var aklımda. Bir T kabin Renault istiyorum bu alçaklardan. O biraz daha ulaşılabilir. Yani Mercedes ile Renault arasında kalırsam ikisi arasında bir tercih yapmak zorunda kalacağım. Çok marka model verdim ama baktığımız zaman hemen hemen ulaşılabilir araçlar. Şimdi sola geçeceğim, yol vermiyorlar. Kaldım burada. İlerliyorum ufak ufak. Ama sola geçmem lazım artık. Israrlı küçük araçlar solumdan geliyorlar. Yol bitti. Bakın görüyor musunuz? Deminki yolun trafiği arkadaşlar. Kıpırdamıyor buradaki trafik. Belki 45 dakika taktım ben bu arkadaşlara. Yani 45 dakika vakitten kurtardım. Neden? Çünkü hemen şu yan yoldan bir yol geliyor. Bu araçların çıktığı bir yol var. Bir de buradan araçlar gelince burası kilitleniyor. 3 şeritli yol tek şeride düşüyor. O yüzden şu anda bayağı bir yolu kurtardık. Nereden baksanız temiz bir 40 dakikası var bu yolun. Sizin de aklınızda olsun. Araba konusunu geçtik. Dediğim gibi çok marka araba oldu ama şeye baktığınız zaman, seçeneklere baktığınız zaman aslında çok değil. Sıfır olursa Iveco Ford, ikisi arasında bir tercih yapacağım. Ama ikinci el olursa önceliğim MAN olacak. 18-440. MAN olmazsa, temiz bir araba bulamazsam bu sefer Mercedes ile Renault arasında gidip geleceğim arkadaşlar. Artık hangisi benim bütçeme ve şartlarıma el veriyorsa ikisinden birini tercih edeceğim. Ama bunun için daha zaman var. Çünkü ödemelerim biraz yüksek. O ödemeleri biraz hafifletip şöyle bir 7 ay sonra, 8 ay sonra belki yapılabilir. Dorsey'i de değiştirmem gerekiyor. Dorsey'i de modellemem gerekiyor. Yani hep aynı takımla olmuyor arkadaşlar. Üzerine koymadığınız zaman, borçlanmadığınız zaman bir yerlere gelebilmek çok zor. Çünkü kenara koyduğunuz paranın bir anlamı kalmıyor. Yani en azından borca girdiğinizde ödeyeceğiniz parayı biliyorsunuz. Malınız da elinizde oluyor. Sürekli para biriktirmenize gerek kalmıyor. Olay bu. Bir sonraki konu şu arkadaşlar. Bu işle alakalı sürekliliği sağlayacak mıyım? Yani sürekli bu işi yapmaya devam edecek miyim? Bununla ilgili de çok kısa konuşayım. Bu işle alakalı ilk işe başladığım zaman fikirlerim çok farklıydı. Şu anda da fikirlerim farklı. Yani zamanla insanın fikirleri değişebilir, düşünceleri değişebilir, şartlar değişebilir. Bunlar çok normal şeyler. Ama benim ilk zamanda başladığım heyecanım, hevesimle şu anki heyecanım, hevesim bir değil. Çünkü Türkiye şartlarında bu iş gerçekten çok stresli, problemli, düzgün yürümeyen bir iş arkadaşlar. O yüzden bu işi ilerleyen zamanlarda sürekli yapmayı düşünmüyorum. Yani ben şahsım olarak bunu söyleyeyim size. Belli bir sermayeye ulaştıktan sonra, belli bir hedefe geldikten sonra bu işi yapmayacağım arkadaşlar. Benim istediğim bir hayat var. Sessiz, sakin. Bakın demin unutmayın dedim ya bu manzarayı. Yani ben bu İstanbul'da bu hayatımı bu şekilde mahvetmek istemiyorum. Yani bitirmek istemiyorum. Daha böyle sessiz, sakin, toprakla uğraşabileceğim, üretebileceğim işlerle ilgilenmek istiyorum. O yüzden çok fazla uzun süre yapmayacağım bu işi. Ha şöyle olur, yeterli sermaye olur, fazlası olur. Dediğim gibi zaman hiçbir şey belli olmaz. Belki işler çok çok yolunda gider. İstediğimden daha hızlı ilerlerim. O zaman belki bir araç tutabilirim yani elimde. Onunla da güvendiğim böyle bir eş, dost, arkadaş, sağlam biri olursa onunla beraber çalışabiliriz. Yani aracı o çalıştırabilir. Ben de arada bir böyle illaki özleyeceğim bir iş olacak. Yani yapmak istemiyorum diyorum ama gerçekten seviyorum. İş çok güzel. Rahatlıkları çok fazla ama bir o kadar da zorlukları var. Ama ona rağmen yine özlüyorum yani arkadaşlar. Bazen o kadar çok daralıyorum ki ya diyorum ki hani artık ineyim, eve gideyim, bir hafta falan çıkmayayım diyorum arabaya.
Ama eve bir gidiyorsun abi. İkinci gün böyle dürtmeye başlıyor yani. O direksiyona oturma hissi hemen geliyor. Bırakmak da çok zor olacak. Ya o bir gerçek. Ama işte şartlar da biraz zor ya. Gerçekten çok zor. İlk başta düşündüğüm şeylerle şu zaman düşündüğüm şeyler arasında ne fark var derseniz, o zamanlar hevesliydim. Ben hala hevesliyim. Ben işimi hala çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten yani hem maddi olarak hem de manevi olarak işimi seviyorum. Yani eş dost sahibi oluyorum. Paramı kazanıyorum. Ailemi rahat geçindirebiliyorum. Borçlarımı ödeyebiliyorum. Bir şekilde yükselebiliyorum. İşimi seviyorum ama işin bazı şeyleri var, problemleri var. Muhatap olduğunuz kişiler, nakliyeciler, taşıma ücretleri, sosyal hayatınız. Bunlar olmadığı zaman işte zamanla fikirleriniz değişiyor. Her şey para değil. Her şey ne bileyim sağlam arkadaşlık. Hadi arkadaşlık, dostluk neyse bir yere kadar kurtarıyor ama her şey para değil. Yani huzur olmadıktan sonra paranın çok çok bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani şu yaşımda aileme biraz haksızlık ediyormuşum gibi düşünüyorum. Çünkü hep bir ayrıyım. Hep bir yerlere gidiyorum. Haftada bir, belki iki, üç gün. Yani üç çok nadir de. Çok ayrıyım yani arkadaşlar. Yani ne bileyim. Onlara o konuda kötülük yaptığımı düşünüyorum. Çocuğuma aynı şekilde kötülük yaptığımı düşünüyorum. O da neyden kaynaklanıyor? İşte bu piyasa şartlarının kötü olması, fiyatların ucuz olması, ay sonunda ulaşmanız gereken bir hedef olduğu için harıl harıl çalışmanız gerekiyor ve o hedefe ulaşabilmeniz için aslında biz baktığınız zaman bu yüzden biraz asosyal kalıyoruz. Fiyatların düşüklüğünden o hedefe ulaşabilmek için eve gitmiyoruz, gidemiyoruz daha doğrusu. Ama bir şekilde o hedefi yakalayabilmek için. Piyasa biraz daha düzgün olsa, ya ben haftada mesela 5 tane iş atacağıma, 4 tane iş atacağıma 2 tane iş atarım. Anladınız mı? Kafam rahat olur, evime giderim, evime vakit ayırırım. O zaman bu işi seve seve yaparım ama şartlar şu anda maalesef öyle değil. Durum ondan ibaret. Ha şöyle bir şey de var. Geçen düşündüm, yani gittiğim yerlerde diyorum ya, sürekli yeni yeni insanlarla tanışıyorum. Muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Hep böyle insanlarla bir temas içindeyim arkadaşlar. Şöyle bir model daha var aklımda. Yani şu devam edeceğim süreç içerisinde Türkiye piyasasından böyle bir çekilme gibi bir düşüncem var arkadaşlar. Nasıl olacak bilmiyorum. Açıkçası böyle bir yurt dışına başlamak istiyorum. Ama yurt dışına dediğim böyle çok çok uzak noktalara değil. Sabit mesela Balkan ülkeleri olabilir. Bulgaristan olabilir, Makedon olabilir. Diğer tarafta Yunanistan olabilir. Sadece git gel yapmak istiyorum. Yani baktığınız zaman Yunanistan'ın buradan en uzak noktası Atina var, başkenti. Atina 850 kilometre civarında falan. Tek sefer atıp haftada bir sefere mi düşürsem diyorum. Hem rahat olur iş bakımından. Sonuç olarak kazançlar hemen hemen aynı noktaya geliyor. Çünkü Türkiye içerisinde buradaki insanlarla uğraşmak gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani bu kadar tripli, egolu, kaprisli insanı ben hayatım boyunca başka hiçbir sektörde bilmiyorum, görmedim. Yani çok enteresan bir sektör. En azından buradaki işi elinde tutan insanlarla muhatap olmaktansa haftada bir kişiyle muhatap olurum. Haftada bir defa arabamın yanını açarım veya kapağını açarım. Öyle işime bakarım diye aklımdan geçirmiyor değilim açıkçası. Yani burada baktığın zaman günde 5 defa yanaş, indir, sıra, trafik vesairesidir. Beklemesidir, yüklemesidir, iş aramasıdır. Bunlar insanı bayağı bir strese sokuyor. Dedim ki öyle yapacağıma böyle yapıp haftada bir sefer atsam, bir haftada bir kişiyle uğraşsam, bir işle uğraşsam benim için daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Bu da benim düşüncelerim arasında ama tabii aracı yükselttikten sonra bunu yapabileceğim. Belki de yapamayabilirim. Yani hiç belli olmaz. Böyle bir model de var aklımda yani. O yüzden yurt dışına gidip gelen böyle çalışan, özellikle benim dediğim ülkelere gidip gelen çalışan insanlarla irtibat halindeyim. Sürekli böyle bir
gördüğüm zaman muhabbet ediyorum, sohbet ediyorum. Öylesine sohbet ediyorum, bir bakıyorum yurt dışına çalışıyor. Onlardan bilgiler almaya çalışıyorum. Durum böyle yani. İşi belki o tarafa da biraz kaydırabilirim. Neyse şimdi muhabbeti çok çok fazla uzatmayalım. İngilizce yerde biraz çünkü yanaşmalar vesaireler falan yapacağız. Oraya da biraz süre bırakalım. Bu konu hakkında sormak istedikleriniz veya benim atladığım aslında var yani aklımda birkaç bir şey daha var ama çok çok uzun olacak. Bunu böyle farklı farklı videolara yaymak istiyorum. Hem şu an 5 tane video falan benim montajını falan da yapamıyorum. Video çok uzun olduğunda da eve gittiğimde arkadaşlar eve vakit ayıramıyorum. Yani cumartesi eve gidiyorum. Cumartesi gece uyumadan bir tane video yapıyorum. Hatta bazen çok yorgun oluyorum. Cumartesi uyuyorum. Pazar sabahından kalkıp böyle videoyu hazırlamaya başlıyorum. Olabildiğince videoları böyle kısa tutuyorum. Çünkü çok vaktimi alıyor. 4 saat, 5 saat falan alıyor. Diyorum ki işte böyle bir problem asosyalleştiriyor bu meslek bizi. Gerisini de ileriki videolara böleriz. Eğer sizin de merak ettiğiniz şeyler olursa bu videonun altına yazın. Onları da o videoların arasına ufak sıkıştırırız ve gerekli bilgileri olabildiğince bildiğim kadarıyla ben sizlere aktarmaya devam edeyim. Evet, welcome to Esenyurt. Esenyurt'a hoş geldiniz. Bu yol da o kadar dar bir yol ki arkadaşlar. Yani bir şerit burada fazla, bayağı bir dar yani. O yüzden dikkatli gitmek gerekiyor. Sıfıra sıfır gidiyorsunuz araçlarla. Şimdi ben yolun diğer tarafına geçeceğim. Onun için ileriden bir manevra yapıp yani E5'e çıkıp E5'ten bir kelebek yapıp tekrar karşı yola geçeceğim. Şu aradan bir yerden de kendimi o tarafa atacağım. Dikte bir rampa. Çok hızlanmayalım. Şuradan gireceğim ben. Evet. Dönüp gelip şuradan gireceğim. Trafik mırafik dedik ama şaka maka bir Mahmut Bey trafiğinde biraz takıldık. Onun haricinde çok böyle ağır bir trafiğe girmedim. Allah'tan o size göstermiş olduğum yola girmedim. Yani oraya girseydim ben hala oradaydım arkadaşlar. Emin olun hala oradaydım yani. Hala çıkamamıştım. Belki yarılamıştım veya yarılayamamıştım diyebilirim size. O yüzden bura çok avantajlı ya. Ben de sürekli oradan girip geliyordum ama Mustafa var. Urfalı. Bizim son Urfalı biliyorsunuz. O dedi ya niye kullanıyorsun orayı falan. Hiç de benim aklıma gelmedi yani. Biliyorum yolu ama hiç kullanmak aklıma gelmiyor. Epey bir zamandır oradan artık böyle gidip geliyorum. Eyvah, böyle bir duramayacakmışız gibi oldu. Ben şöyle bir sağa atacağım kendimi. Teşekkür ederiz. Burada E5. E5 daha sıkıntılı arkadaşlar. Burada daha bir problemli bir yol. Şöyle usul usul biz dönelim. Kelebeğimizi yapalım. Kelebek, yonca artık ne derseniz adına. 9'u çeyrek geçiyor. 8'de orada olmam gerekiyordu. Acaba önüme çok araba geçti mi? Acaba bugün beni indirebilirler mi? Hep center'a gidiyoruz. Çok sıkıntılı bir yer ya. Vallahi yanaşması etmesi vesairesi falan bayağı sıkıntılı bir yer arkadaşlar. Yani tırın kafası yamuk duruyor. Çekici yamuk duruyor. O kadar dar bir yer. Bir de o kadar şeyin arasına, dar alanın içerisine paletler, kasalar, ıvırlar, zıvırlar bir dünya şeyler koyuyorlar. Gayret. Hadi oğlum. Çekiyor ya. Aslan ya. Vallahi aslan. Çok güzelsin ama işte biraz da belimizi bükmesen. Korkacak bir şeyim kalmadı artık ya. Yani gerekli bütün parçaların yeteri kadar arıza verdiğini düşünüyorum. Artık böyle ağır bir parça yine de belli olmaz. Bunun sağından solundan. Bitti dediğiniz noktada yeni bir şey çıkabiliyor arkadaşlar.
şöyle biz ufak kendimizi bir sola atacağız. Teşekkür ederiz. Bak sinyal verdim, kenara kaydım. Allah razı olsun. Buralar var ya böyle hep yüksek binalar. Hep bataklık, yani buralar eskiden bataklıkmış arkadaşlar. Buralara nasıl böyle izinler veriyorlar bilmiyorum. Ve bunlar bak gözüküyor ama binalar. Daha yüksekleri var yani. Enteresan. Şuradan dönelim. Yapmazsa şu arkadaş gibi yetişeceğimi düşünüyorum. Yetiştim. Bak kaynak yapıyordu son anda. Sen kırmızıda bekleyeceksin abi. Kusura bakma. Bir uyanık sendeyiz. Çok uyanıklar ya. Hele bu İstanbul'da var ya. İnsanlar kendini çok uyanık zannediyor ama kaldı. Yapacak bir şey yok. Görüyor musunuz? Işıkta bekliyor. Ben böyle üçüncü viteste ağır ağır takılayım. Çünkü rampaya giriyorum. 4 burada biraz bayabilir. Sabit bu viteste ilerleyelim. Şu andaki yakıt tüketimim ne kadar biliyor musunuz? Şu anda yüzde, görüyor musunuz? 240, 260, 260 bu şekilde devam ediyor. İnşallah yer vardır. Yer de çok büyük sıkıntı. Yerde bulamıyorsunuz. Yani 2 arabalık, 3 arabalık belki bir yer var ya da yok. Bir de çok şey bir yer. Esenyurt'un tam göbeğinde BİM var, A101 var. Bir de Happy Center var. Yani buralara depo yapıyorlar ama park yeri yapmıyorlar. Arabayı buraya bir yere park ettiğiniz zaman zabıtalar gelip kaldırıyor aracı. Yani git diyor buradan. Biz sağa dönecek mi? Sağa döneceğiz buradan. Sağ. Evet. Sağa dönecektik değil mi? Lan sağa mı dönecektim? Karıştırdım mı yolu? Epeydir de gelmiyorum ya. Yo, doğru geldim. Tamam, doğru. Aklım gitti ya. Vallahi aklım gitti. Buralara depo yaptırıyorlar arkadaşlar. Bir de üzerine gelip park ettirmiyorlar. Kayıt yaptırmaya geliyoruz. Yani kayıt problem. Ne bileyim. Madem öyle şehrin göbeğine 3 tane koskoca marketin deposunu niye yaptırıyorsun arkadaş? Şimdi şuradan bir kaptırmam lazım abi. Şurası problemli. Şuradan çok sağlam bir girmem lazım. Haydi bismillah. Normalde buradan gelip makaslayıp dönmem gerekiyordu. O yüzden alt taraftan gelmedim. Yapacak bir şey yok. Arabayı bırakacağız buraya yani. Yol kapanmıyor. Sakin bir yol da. Ama yine ona rağmen şey yapıyorlar. Gelip bir dünya. Hatta bekliyorlar orada yani. Bekliyorsunuz da. Yani belediye buraya neden ruhsat veriyor anlayabilmiş değilim arkadaşlar. Burada tartışacağız yani bu arkadaşlarla. Bana bakıyorlar. Ben arabayı buraya bırakacağım. Evet, gelecekler şimdi. Evet, geliyorlar. Hadi bakalım.
geliyor. Yapacak bir şey yok abi. Bak şu, bu depoya mı geldi? Happy Center'a geldim. Tamam, şu aradan devam et. Yer yok abi. Yer yok mu? Yer yok, giremem oraya. Dolu. Alt tarafa bırak arabanı. Bu caddede ceza yazıyoruz, burası sıkıntı. Alt tarafa da geliyorsunuz, oradan da kaldırıyorsunuz ama. Bak, şu ara yol var ya. Evet. Bak şuradan girdin. Tamam, biliyorum. Çiler Caddesi'ne inmeden geniş bir yol var. Hemen şurada. Abi dolu hep oralar ama yani komple dolu. Alt tarafta dolu. Şu epicenter'ın olduğu yerde dolu. Ne yapacağız? Ya o geniş caddenin orada dur. Oraya gelen ekip olursa dedi ki yukarıdaki ekipteki abiler gönderdi dedi. Tamam mı? Bugün burada zaten program da var. Sıkıntı olur. Alt i̇şte cadde. Normalde saat vermiyorlar mı şu saatte geldi? Yok abi öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey olsa da o saatte gelsek işte. Yani depo var, park yeri yok. Kayıt yaptırmamız için durmamız gerekiyor. Başka bir yere gidemiyoruz. Alanda müsait değil zaten. Aynen. Burası sıkıntı. Aşağıya gidiyor bunu çok daha sıkıntı. Yani. O cadde geniş. Ya aracın biliyorum. İçinde duruyorsun zaten. Ekip gelirse. Oradan da kaldırıyorlar ama. Ya sen bak ben sen diyorum. Öyle mi geç. Bugün ekip gelirse dersin ki yukarıdaki abiler ya. Yukarıdaki ekip gönderdi. Orada program varmış buraya gönderdi. Tamam inşallah tamam. Bakalım. Tamam. Hep aynı muhabbetler. Yani gideceğim aşağıya şimdi. Aşağıya gideceğim. Aşağıdan da şey yapacaklar, kovacaklar. Biliyorum. Bu sefer kavga, gürültü, dövüş bir dünya bir şey çıkacak arkadaşım. Çıkalım bakalım aşağıda ne varmış. Bilseydim aşağıya ama yine bir daha makaslayacağız ya. Bir dünya iş güç. İstemediğimiz yoldan tekrar geri geleceğiz. Bakayım ya belki yer mer vardır da çok zannetmiyorum yer olacağını ama buradan geçebilir miyim ben ya? Yok araba geçmez buradan. Ha. Geçmeyecek bayağı bir salmam lazım geriye. Bayağı bir salmam lazım. Geçin abi. Siz geçin. Siz kendinizi kurtarın beni boş verin. Böyle şeyler insanın canını sıkıyor. Diyorum ya düzen yok, bir şey yok, geleceğin saat belli değil, randevun belli değil. Ne bileyim. Şöyle bir şu saatte gel deseler, biz de bu saatlerde gelsek, kafamıza göre gelmesek, tam dedikleri saatlerde buralarda olsak, böyle hiçbir problem yaşanmayacak. Her geldiğimde burada mutlaka zabıtalarla kavga ediyoruz. Standart, klasik, şaşmaz yani. Gel abi. Ne yapacaksın? Oraya ben girecektim be. Vallahi. Şuradan aşağı durayım desem gireceğim yerde burası. O araba durmaz burada yani. Kayar gider. Şu geçsin de mi? Geçemiyorsun mu abi sen? Adam orada ya. Vallahi adam kaldı orada. Sen oradan sıkıştırıyorsun. Ne abi buradan sıkıştırıyor? Ne yapayım? Birazcık dur bakalım. Devam mı edecek? Ben gireyim o zaman ya. Bak girecek mi? Gidecek mi? Gidiyor mu?
O gidiyor mu abi? Buraya park etsin araba dönemez. Kim, kim dönemez? He? Kim dönemiyor? Buradan gelenler. Oradan gelenler kim abi ya? Dur bakayım. Niye dönemesinler ki? Dönerler ya. Bence dönebilirler ya. Dönemezler. Buradayım zaten ya. Olmadı bir ileri geri yaparız yani. Ne olacak? Gidip aşağı dönmektense burada ileri geri yapmak çok çok daha mantıklı. Neyse gideyim şu kaydımı yaptırayım bari. Çağırdılar. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyelim. Arabamızı çalıştıralım. İçeri çağırdılar arkadaşlar. Şimdi içeri gireceğiz. Burada bekliyorum. Bir sıkıntı olmadı şu ana kadar. Arkama da araçlar girdi. Çok da böyle dönen mönen olmadı yani. Buradan geri geri çıkıp aşağı doğru sallanacağız. Şu kovalarımız bir dolsun. Biz de ufak ufak şuradan topuklayalım. Allah, araba geliyor. Nereye geliyorsun acaba? Buraya doğru mu geliyorsun abi? Yoksa devam mı edeceksin? Çünkü ben geri geri çıkacağım. Bekliyoruz. Geliyor mu, dönüyor mu? Geliyor. Park mı edecek? Park edecek herhalde. Neyse ben çıkıyorum artık. Yapacak bir şey yok. Yani İstiyorsan yer de değiştirebiliriz. Benim çıktığım yere de girebilirsin. Allah. Aynayı götürüyordu. Evet, hadi bakalım. Bismillah diyelim. Aynalarımızı, maynalarımızı falan bir indirelim abi. Şey, camlarımızı. Biraz sıfır geçeceğiz gibi ama. Şöyle. Kurtarıyoruz. Saat şu anda 11. Çok erken çağırdılar beni. Merhaba abi. Çok erken çağırdılar. Yani beklemiyordum bu kadar hızlı olacağını. Allah'tan şey yaptılar da, erken aradılar da, diğer taraftan da iş ayırmıştım kendime. Buradan direkt oraya geçeceğiz. Oradan oraya geçeceğiz de arkada araba var. Kurtarır mıyız? Ne yaparız? Herhalde kurtarırız ya. Bir şey olsa bir seslenirler gibi mi geliyor? Bakayım, kafayı düzeltmem lazım. Skanya var, Skanya'ya takmayalım abi. Evet, kurtardık. Şimdi bayağı dik bir rampa ineceğiz. İşimiz var yani bu rampayla. Aşağı biz artık sallanabiliriz. Birinci bir kez de inelim. Bismillah diyelim. İnelim. Bayağı dik bir rampa arkadaşlar. Burası çok sıkıntılı. O yüzden dikkatli olmak lazım. Yani burada kaçırdığınız bir hamlede geri manevra yapma şansınız yok. O yüzden burada bekleyeceğim. Şu arkadaş işini falan bir halletsin. Geri gelme durumu falan olursa ben bir daha bu rampadan geri çıkamam. İptal yani bu saatten sonra hep düz gitmek zorundayım. Yani azıcık geriye manevra bile yapamam yani. Öyle söyleyeyim size. Bakalım ne yapacak. 5 numara dediler. Unutmayalım 5 numarayı da. Çok sıkıntılı ya. Şu kadar binanın içerisinde daracık yerlere bakın. Bura A101'in. Şurası. Şuradaki yer BİM'in, şuradaki yer Happy Center'ın. Şok var mı? Bir tane de onun karşısında bir yer var. Neyi bekliyor acaba? Evet, gidiyor. Ne yapacak? Bekleyelim. Aha, tamponu sürtüyordu az da. Ah, tamponu sürttü. Bir şey diyeyim mi? Ben de tamponu sürteceğim muhtemelen. Gidiyor mu aşağı doğru? Gidiyor.
aracımızı biri alalım bir dakika. Motor freniyle inelim aşağı doğru. Yoksa burası, valla motor freni de tutmuyor. Burası böyle frenle inilecek bir yer değil. Şöyle yapalım. Arkadan bakayım ses gelecek mi? Ama biz herhalde yırttık gibi, tamponu sürtmedik gibi. Şöyle bir şuraya gireceğiz. Sağda solda arabalar, bir dünya şeyler. Durmuyor ki. Vallahi durmuyor ya. Azıcık gitsen o dönmez oradan. Kamyon mu? Kamyon dönebilir ama tır. Ha, kamyon. Kamyondur inşallah. Ben şuradan giremez miyim ya? Ben buradan girebilirim bence. Araba kayıyor. Şöyle gireceğim ben. Ne yapacaksın? Vallahi geri gitmez dayı. Araba şu anda çok fena bir durumda. Vallahi çok fena bir durumda. Sen ne yapacaksın, yukarı mı çıkacaksın, anlamadım ki. 48 plaka, yabancı nereden bilsin adam. Ben şöyle bir döneyim abi. Şuradan ben bir gireyim, kendimi sıyırayım da. Allah. Of. Çok sıkıntı ya, vallahi çok sıkıntı. İyi, sağ salim girdik çok şükür. 5 numara nerede şimdi? 5'i bulacağız. Paletler vesaireler yine orada. Şuna bak ya abi. 2 3 4 3 4 5 5 dolu. Ne yapalım? Şöyle yanaşalım bir. 4 5. Aynen. 5 dolu. 5 gidiyor. Ben şu kapaklarımı bir açayım. Evet, kollarını da yerini değiştirelim. Bakalım. Vurduk mu bir yere? Çiçek gibi. Şimdi o inerken ben gördüm nasıl indiğini, nereye taktığını. Hatta arabayı sağ aldığım için kurtardı. Soğuk. Bunu da açtık. Şunları itelim. Rampa inecek çünkü. Tek seferde gireceğiz inşallah. Dörtte boş. Aslında dörde de girebiliriz ama. Beş dediler. Beşe bizden önce mi gelip girdi? Dört mü? Geleyim buraya. Ya. Yağ var abi, yağ. 4 olur mu? Tamam. 4'e gireceğiz arkadaşlar. Sesini duymak için kapattım da. Girerim ya buraya. Bura bir şey değil. Herhalde inşallah. Allah büyüktür, bakacağız. Şimdi genişte kalmam lazım ki oraya rahat girebileyim. Kısa kalırsam olmaz. Genişten arabayı salmam lazım.
şöyle bir gidelim. Tarafımız müsait. Bir tatlı tatlı kıralım abi. Çok böyle tatlı tatlı. Girmez. Devam. Daha ileriye. Birazdan sıfırlayacağım çünkü duvarı. Bayağı bir geldik. Daha olması lazım. Başlayalım. Evet. Kendi kendine dönsün abi bu. Burada kurtarıyor. Duvara sürtmemem lazım. Ay arkadaş, bu sefer de çok oldu. Paletlerin üzerine çıkacağım. Şimdi toparlayacağız. Şeyi göremiyorum ya, rampayı göremiyorum. Araba var. Ama bu sefer başaracağım. Hissediyorum. Tamam, bu sefer oldu. Biraz daha makaslamam lazım çünkü rampaya denk gelmedi. Bu sefer de çok kaçtı. Böyle toplaya toplaya gireceğiz. Ama rampa ya. İyi mi? Tamam. Direksiyonumuzu da düzeltelim. Bitti. O kadar. Şimdi ben gideyim şurayı bir halledeyim, geliyorum. Evet, yükü indirdik. Kağıtlarımızı aldık. Şimdi aracımızı bir toparlayalım. O esnada havalar azalmıştı. Havaları dolduruyorum. İş yapmayalım diye. Şöyle şunları da alalım. Abi elinize sağlık. Kolay gelsin. Biz çıkalım artık buradan. Çıkarken inşallah paletleri de götürmeyiz. Ay, bismillah. Seviyeye alalım arabayı. Sen şuraya. Önce biraz düz. Ondan sonra dönelim. Herhalde kurtarıyoruz canım. Kurtardık. İyi bakalım. Şimdi şurada kapaklarımızı kapatıp çıkacağız arkadaşlar. Ama sola dönemeyeceğiz. Çünkü sol biraz sıkıntılı, dar. Araba dönmez oradan. Yine bir deneyeceğim. Eğer ki dönmezse yukarıya tırmanacağız. Demin geldiğimiz rampaya. Hadi bakalım.
çok erken bitti ya. Vallahi çok sevindim. Böyle bir manzarayı da göstereyim size. Alt yola git dediği yol da burasıydı arkadaşlar. Buraya çekecekti beni. Yine buradan kovacaklardı. Biliyorum yani. Daha önce başıma geldi. O yüzden aşağıya inmedim. Defalarca kez yaşadım bunu. Bu buradan oraya kovuyor. O oradan buraya kovuyor. Beni ilgilendirmez kardeşim diyor. Gereksiz münakaşa. Neyse burası bir kere daha aklıma yer etti buraya. Şöyle bir dönelim şuradan yukarıya. Aa, kamyon dönemiyor. Ben hayatta dönemem oradan. Vallahi kamyon dönemiyor. Şu dingillerimi kaldırayım ben. Benim ağırlık şeye bassın mı? Çekiciye bassın. Çünkü saracak yukarı çıkarken. Adam dönemiyor. Yani o kadar belli ki dönemeyeceği. Şuralara araba bırakmaları, karşıya araba bırakmaları. Hadi bismillah, gazamız mübarek olsun. Orada bir şeyler oldu ama anlamadım. Evet, bu da dönemedi. Ben hayatta dönemem. Bu dönemediyse küçük araba bana bu rampanın yolu gözüktü. Şimdi tek seferde çıkmam lazım buradan. Yoksa diğer türlü durursam bir daha problem. Hadi bismillah diyelim, yardıralım abi. Sabit devirde çıkmam lazım. Durmamam lazım. Hadi oğlum. Tamam, ilk aşama tamam. Şu çarpan yer şurası. Ben şurayı ortalayayım. Aa, bir şey unuttum. Dorseyi indirmişlerdi bunlar ya. Dorseyi kaldırmam lazım. Dorseyi sürtmüş müdür acaba altı? Vallahi rampa aşağıda kaldı diye dorseyi de indirmişlerdi aşağıya. Benim acilen dorseyi seviyeye almam lazım. Bir durup o işi yapacağım ya. 2 dakika değil mi? Çok acil. Karşıdan araba gelmeden. Unuttuk onu ya. Aşağıdaymış, gördün mü? İyi, Allah'tan yine vurmadık ya. Pilot dorsenin avantajları arkadaşlar. Eğer ki rüzgar da fena vuruyor. Eğer ki dorsen medilli olsaydı şimdi arka tamponu, mamponu, farları, stopları komple bırakmıştık orada. O yüzden pilot dorsi her zaman iyidir. Dingilleri indireyim. Şuradan keskin dönüşler yapacağım artık. Bekle abi biraz, bekle abi. Kurtardık. Geçmiş olsun. Bitti. Bu kadar. Ne kadar var yolumuz? Çok pardon. Devam edelim. Yarım saat. Yarım saat sonra biz adreste olacağız. Bir de şurayı dönmemiz gerekiyor. Burada sıkıntı. Darlandım ya, vallahi çok darlandım. Şu dar yerler var ya, beni bitiriyor artık. Vallahi bitiriyor. Kaldırımı falan sökmüşler artık. Ben kurtardım.
Var mı gelen? Yok. Tamam. Çok şükür. Artık bitti arkadaşlar. Bu kadar. Camımızı da kapatalım. Kemerimizi de takalım. Rahatladım ya. Vallahi üstümden bayağı bir yük kalktı. Burası bir de buranın iyi haliydi. Yani kötü hali de değildi. Ona rağmen biraz zorlandık. Düz devam edeceğiz. Ondan sonra Adımköy'deyiz. Bu trafikte yormayayım arkadaşlar artık. Benim yolum yaklaşık bir yarım saatlik bir yolum var. Bundan sonra da zaten bir şey yok. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.